Bu cümlede geçen kıvamına gelmek sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Öykülerini aceleye getirmemiş, onlar kıvamına gelince okuyucuya sunmuş. Arkadaşlar zaten bize öncesinde ipucunu vermiş. Aceleye getirmemiş, kıvamına gelince sunmuş. Aceleye getirmemesi, kıvamına gelmesi demek bakalım ne demekmiş? A. Yeterince bekleyip yapıtı olgunlaştırmak. Evet, yeterince beklemiş, aceleye getirmemiş yapıtı olgunlaştırmış yani kıvamına gelmesini beklemiş cevabımız bu. B diğerlerine benzer noktasının oluşmasını beklemek. Hayır diğerlerine benzemesini beklemez. C eskimiş sözcüklerin yerine yenilerini koymak. Hayır yeni sözcük değil konu. D daha ilginç konuları bulup onları da eklemek. Hayır arkadaşlar burada özellikle aceleye getirmemiş demiş. O bize ipucuydu zaten. E hacmini ayarlamaya çalışmak. Bu da değil pardon cevap A. Aşağıdaki yargılardan hangisi nesnel bir nitelik taşımaktadır? Arkadaşlar nesnellik herkesçe aynı olan, yani kişinin kendi öznel yorumlarını içermeyen demek, kanıtlanabilir demek. A bir yazar eleştirildiği oranda kendini geliştirebilir. Bu söyleyen kişinin yorumu, öznel düşüncesi. B insana burası kadar huzur veren bir yer daha görmedim. Gene o kişinin düşüncesi. Belki biz oranın huzur vermediğini düşünebiliriz. C yazar bu romanında oldukça başarılı betimlemeler yapmış. Yine başarılı olduğunu düşünmesi onun öznel fikri. D bir klasik eser kendi alanında en iyi noktada olandır. Bu da gene onun düşüncesini içeriyor. E bu eser hakkında şimdiye kadar hiç kimse iyi ya da kötü bir şey yazmadı. Bu kanıtlanabilir değil mi? Araştırsak iyi ya da kötü yazılmış mı, yazılmamış mı kanıtlayabiliriz, bulabiliriz. O yüzden cevap E. Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisi yoktur? Ömrün gecesinde sükun, aydınlık, boşanan bir sel de avuçlarından, bir masal meyvesi gibi paylaştık. Mehtabı kırılmış dal uçlarından. A ulama hemen gösterelim. Arkadaşlar ulama neydi bir hatırlayalım. Bir kelime ünsüzle bitecekti. Sonraki kelime ünlüyle başlayacaktı. Ve bunlar birbirine bağlanarak okunacaktı. Şöyle bir bakıyorum. Ulama nerelerde olabilir acaba? dal uçlarından evet ünsüz de bitiyor ünlüyle başlıyor dal uçları ulama burada ünsüz türemesi bakalım nerede var ünsüz türemesi göremedim cevabımız buymuş ünlü düşmesini gösterelim hemen ilk kelime de vardı ömürdür bu aslında şurada bir ünlü düşmesi olmuş yumuşamaya bakalım nerede vardı mehtapta vardı şöyledir yazayım mehtap aslında bakın kelime p ile bitmiş. Kural der ki bir kelime p, ç, t, k ünsüzlerinden biriyle bitip sonra da ünlüyle başlayan bir ek alırsa burada I ile başlayan bir ek almış. Ünlüyle başlayan bir ek alırsa bu p, ç, t, k b, c, d, g ya da yumuşak g'ye dönüşür. Burada da dönüşmüş. Bakın mehtap burada şu p b'ye dönüşmüş. Yani yumuşama da gitti. Ünsüz sertleşmesi yani benzeşme o da şuradaydı. Paylaştık. Burada da fıstıkçı şahap kuralı diyeyim. Kural der ki benzeşme kuralı bir kelime fıstıkçı şahap ünsüzlerinden biriyle biterse. Şunu tekrar yazayım. Biraz kötü oldu. Bu ünsüzlerden biriyle biterse sonra da cdg ünsüzlerinden biriyle başlayan bir ek gelirse bu cdg ç t ya da K'ye dönüşür. Bakın burada da öyle olmuş. Kelimemiz paylaşmak. Fıstıkçı Şahap ünsüzlerinden biriyle bitiyor bakın. Sonra D geliyor. Fakat bu D da T'ye benziyor, benzeşiyor. Benzeşme yani sertleşme de gitti. Cevap B. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A. Birinci cümlede doğrudan anlatıma başvurulmuştur. Yani bir kişinin sözü alıntı olarak değiştirilmeden alınmıştır. Bir, eski çağların gizemli filozofu Heraklitos şöyle demiştir. Aynı nehirde iki kez yıkanamazsın. Evet burası aynen alınmış yani doğrudan anlatım. B. ikinci cümlede birinci cümlede belirtilenin sonucu açıklanmıştır. Bakalım ikinci cümle bir sonuç mu? 2. Bu söz düşünsel açıdan çeşitli yorumlar üretmiştir. Evet sonuç ne olmuş? Çeşitli yorumlar üretilmiş. Bu da doğru. C. Üçüncü cümlede bir önceki cümleye açıklama getirilmiştir. Bakalım şu çeşitli yorumları yani açıklamış mı? Evrende her şeyin değiştiğini, her şeyin bir başka şeye dönüştüğünü. Evet o yorumlardan iki tanesini örnekledi. İki tanesini açıkladı bize. De Dördüncü cümlede bir yargının gerekçesi belirtilmiştir. Arkadaşlar gerekçe neden demek? Bakalım öyle bir neden var mı dörtte? Bu yasa hala tartışılsa da evreni tanımamızda yasanın önemli bir rolü olmuştur. Arkadaşlar burada bir neden gerekçe değil. Burada tam tersi bir sonuç söylüyor. Yasanın önemli bir rolü olmuş. Bir sonuçtan bahsediyor. Nedenden değil. O yüzden cevabımız bu. E 5. cümlede bir genelleme yapılmıştır. 5. Evrenin bir bilinmez olduğunu herkes kabul etmektedir artık. Genellenmiş. Herkes kabul ediyor diyor. O yüzden cevap D. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük ötekilerden farklı bir yapım eki almıştır? A çocuğa yeni bir bakıcı bulmak gerekir. Arkadaşlar buradaki ek şöyle yazayım daha iyi anlaşılsın. Bakmaktan bakıcı. Ekimiz ıcı yani fiilden isim yapım eki. Çünkü kökümüz ne? Bakmak fiil. Bu da fiilden isim yapım eki. Kapıcı kelimenin kökü kapıdır. Yani isimdir. Kapıcı da isim. Yani bu isimden isim yapım eki. Tamirci. Tamir isimdir, kökümüz isim. Tamirci de isim, yani bu da isimden isim. Cevap çıktı aslında. Diğerlerini de bulalım ama yol isimdir, yolcu ve o da isimdir, yani isimden isim yapmak ki boya isimdir, cı da boyacı kelimesini yapmış ve isim yapmış, isimden isim. Şimdi aklınıza şu gelmiş olabilir, boyamak fiil. Arkadaşlar evet, boyamak fiil olarak da kullanılabilir, isim olarak da kullanılabilir. Çünkü bu ortak kök. Ortak kökte isim mi, fiil mi kullanılmış? Nereden anlayacağız? Ekinden. Şimdi şuraya tekrar yazayım. Bu "ğ" ekinin özelliği sadece isimlere gelir. Fiillere gelmez. O zaman ben ortak kökten hem isim hem fiil olabiliyordu ya, bunu fiil olarak değil isim olarak alacağım. O zaman cevabımız ne olur? Cevap A. Numaralanmış cümlelerde aşağıdaki dilin işlevlerinden hangisine örnek yoktur? Ülkemizde en fazla Karadeniz bölgesi yağış almaktadır. Arkadaşlar burada doğrudan bilgi verdiği için göndergesel işlev vardır. 2 Çok sevindim. Sonuç tam benim beklediğim gibi oldu. Heyecanlı belirtmiş, sevincini belirtmiş. O yüzden heyecana bağlı işlev var. 3 İsimleri niteleyen ya da belirten sözcüklere sıfat denir. Dil bilgisi kurallarından bahsettiği için dil ötesi işlev olur. 4. Az önce söylediklerimi duymayan var mı? Soru cümlesi olduğu için kanalı kontrol işlevidir. Fakat alıcıyı harekete geçirme yani emir kipi emir cümlesi yok. O yüzden cevap D. Bu cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Bir dilin çok uzun zaman önce yazılı metinlerle izlenemeyen karanlık dönemlerinde kendisinden ayrılan koluna verilen addır. Arkadaşlar burada anahtar kelimelerimiz var. Çok uzun zaman önce ayrılmış, yazılı metinlerle takip edilemiyormuş ve karanlık dönemde ayrılmış. Bu lehçenin tanımıdır. Cevap A. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? 1. Roman okunma süresi bakımından zamanla sınırlı değildir. Günlerce sürebilir bir romanın okunması. Arkadaşlar burada bir yazım yanlışı yok fakat kurallı birleşik fiil var. Ebilmek yeterlik fiili. Kurallı birleşik fiiller hep birleşik yazılır. Bunu öğrenelim. Sürebilir. Doğru yazılmış yani. 2. Okur bu zamanı bölebilir. Bir tane daha geldi. Bölebilir. Birleşik yazılmış. Doğru. Kendi durumuna göre kısa ya da uzun süreler ayırır yapıta. Ya da bağlacı ayrı yazılır. Burada da doğru yazılmış. 3. Tiyatro seyircisinin ise böyle bir özgürlüğü yoktur. Burada da hiçbir yanlışlık yok. 4 gösteri 2-3 saatin içine sığdırılmaktadır. Arkadaşlar kesinlikle 2 ile 3'ün arasına kısa çizgi konmaz. Burada da doğru yazılmış. 5 gerçi 5 saati aşan oyunlarda vardır ama bunların sayısı azdır. 5 saati aşan oyunlar da vardır. Burada da bağlaçtır. Bakın çıkartalım cümleden anlam bozulmaz. 5 saati geçen oyunlar vardır ama bunların sayısı azdır. Bağlaç de olduğu için ayrı yazılmalıydı ama birleşik yazıldığı için cevap E bu parçadaki numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır? Acaba havasından mı, suyundan mı? Arkadaşlar şimdi bu soru cümlesi soru cümlelerine soru işareti konur. Ancak şurada küçük harfle başladığı için suyundan kelimesi buraya virgül koyacağız. Sonuna soru işareti zaten öyle konmuş. İkisi de doğru. Bir başkadır bu yörenin insanları sonuna nokta koymuş. Çünkü bu cümle tamamlanmış yüklemi var. Yüklemine bir başkadır. O yüzden sonundaki nokta doğru. Sıcacık yürekler, gülümseyen gözler, içten yaklaşımlar. Şimdi buraya nokta koymuş ama bu cümle tamamlanmamış, yüklemi yok. Anlamca tamamlanmadığı için buraya üç nokta konmalıydı. Yani burada yanlışlık var cevabımız geldi. Sonuncuya da bakalım. Bu insanlar içten gülerler, gülünce nokta, gülerler, yüklem. Çünkü yüklemimiz var cevap D. Güzel şeylere sahip olmayı kim istemez ama her şeyin güzelliği bakım ister, uğraşmak ister. İşte bu sıkıntıya herkes katlanamaz anlamına gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir? A) Gönül bir sırça saraydır, kırılırsa yapılmaz. Arkadaşlar bunun alakası yok. Bu kalp kırmaktan bahsediyor. Kalp kırmamaktan bahsediyor yani. Fakat sözümüz emekten bahsediyordu. Güzel şeylere sahip olmak için emek harcamamız gerektiğinden o yüzden A gider. B) Yazın araması, kışın taraması olmasa herkes besler mandayı geldi işte. Yazın peşine düşeceksiniz, gideceksiniz, arayacaksınız, kaybolursa kışında bakımını yapacaksınız. O yüzden herkes manda besleyemiyor çünkü emek istiyor cevabımız geldi. C. Dünya dört kulplu bir kazan. Bir kulpundan tut da kazan. Burada da herkes için aslında bir kazanç yolu olduğunu onu bulmak gerektiği, arayıp bulmak gerektiği anlatılıyor. Bu da gider. D. Herkes kaşık yapar ama sapını ortaya getiremez. Burada yeteneğin öneminden bahsediyor. Konumuz yetenek burada. E. Ayda bir gel dostuna kalksın ayak üstüne. Günde bir gel dostuna yatsın sırtı üstüne. Kısacası diyor ki sevdiklerinize, dostlarınıza, akrabalarınıza ara sıra gidin ki sizi saygıyla karşılasın. Cevap B. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Salonun perdelerini yenileyeceğiz. Herhalde bize çok pahalıya mal olmayacak sanıyorum. Şimdi arkadaşlar, hem herhalde hem de sanıyorum dediği için gereksiz sözcük. Zaten ikisi aynı anlama geliyor. Bunlardan biri olmayacak. Şıklarımıza bakıyorum. Evet D'de gereksiz sözcük kullanılması cevap D. Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? Yaş ilerliyor. Artık geçti bizden. Bula, bula gidelim. İlerliyor. Kelimemiz ileridir. Sonra L yapım ekini almış. Sonra da yor gelmiş. Şimdi burada bakın iyi düşmüş. Ünlü düşmesi gitti. E şıkkını eleyelim ilerliyor. Sonra yor ekini alırken şuradaki e daralmış ve ilerliyor. i şekline gelmiş. Daralma da var. Daralma da gitti. Artık geçti bizden. Geçti. Şimdi bakın arkadaşlar. Kelimemiz fıstıkçı şahap ünsüzlerinden biriyle bitiyor. Benzeşme kuralını anlatıyorum. Benzeşme kuralı der ki eğer bir kelime fıstıkçı şahap ünsüzlerinden biriyle biterse sonra da bakın burada bitmiş. C, D, G ile başlayan bir yumuşak ünsüz alırsa burada D ile başlayan ünsüz almış. Bu C, Ç'ye, D, T'ye, G, D, K'ye dönüşür. Burada da dönüşmüştü. T olmuştu değil mi? Geçti. Yani benzeşme de geldi. Şöyle kelimelerimizi de çizelim. Kişi ev bark edinmeli. Arkadaşlar burada da yumuşama geldi. Kelimemiz etmek. Etmekten edinmek. Bu da yumuşama kuralı. Yumuşama kuralı da der ki bir kelime P, Ç, -T -K ünsüzlerinden biriyle biterse etmek T ile bitiyor. Sonra da ünlüyle başlayan bir ek alırsa bu P, -Ç -T -K, B, C, D, G ya da yumuşak G'ye dönüşür. Burada da T, D'ye dönüşmüş etmek olmuş edinmek de Yumuşama da gitti. Ünsüz türemesi yok. Cevap C. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? A. O da yaşadığımız bu olaylara bir Avrupalı gözüyle bakıyor. Burada bir yanlışlık yok ama dikkat edeceğimiz kelimelere bakayım. Arkadaşlar da bağlaç de ayrı yazılmış. O yaşadığımız bu olaylara bir Avrupalı gözüyle bakıyor. Doğru yazılmış yani. Avrupalı buna dikkat edelim. Kelimemiz Avrupa özel isim ancak gelen eki ayırmadım kesmeyle. Çünkü lı çekim eki değil yapım eki. Kural var. Kural diyor ki özel isimlere getirilen yapım kesmeyle ayrılmaz. Burada her şey doğru yani. Maydanozları iyice yıkadıktan sonra doğramaya başladı. Arkadaşlar maydanoz değil maydanoz doğrusu yazayım. Burada bir yanlışlık yapılmış. Yani cevabımız geldi. Diğerlerine bakalım. Dolma Bahçe Sarayı'nı. Saray, köşk, kan, kervan, saray gibi kelimeler özel isimdir. Büyük yazılır getirilen çekmek kesmeyle ayrılır. Burada da öyle olmuş doğru. İstanbul'a gene özel isimdir getirilen çekim eki kesmeyle ayrılmış. O da doğru. D voleybolcularımızın başarıları hepimizi gururlandırıyordu. Voleybolcular böyle yazılır, bir yanlışlık yok. E kirpiklerinin uzunluğu herkesin dikkatini çekmişti. Kirpik böyle yazılır, yanlışlıkla bazen kiprik yazan oluyor. Bu yanlıştır. Yani cevap B.